Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Kısasül Enbiya ilil etfal, yani çocuklar için peygamber kısaları adlı kitaptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü kısamız Kıssatu Şuayb'in aleyhisselam. Şuayb aleyhisselam'ın kısası. أرسل الله سبحانه وتعالى شعيبا عليه السلام إلى قوم مدين. أرسل الله الله تعالى gönderdi سبحانه وتعالى شعيبا شعيب gönderdi عليه السلام إلى قوم مدين مدين halkına gönderdi. وكانت مدين مدين idi قبيلة bir kabileydi من العرب Araplardan تسكن ikamet ediyordu أرض معان min etraf Şam, yani Şam civarlarında, taraflarında Ma'an topraklarında ikamet ediyordu. Ma'an, o da diyor şu an Ürdün'deki bir şehirdir. İşte o zaman da işte Şam etrafındaki bir yerdi. Demek ki Medyen Araplardan bir kabile olup Şam etraflarında yani Şam etraflarındaki Ma'an topraklarında ikamet ediyordu. وَكَانُوا يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ Bunlar Allah'ı inkar ediyorlardı. وَكَانَ عَدَدُهُمْ كَثِيرًا Ve sayıları çoktu. وَقَدْ اَعْتَاهُمُ اللّٰهُ قُوَّةً Allah-u Teala onlara kuvvet, güç vermişti. فِي اَبْدَانِهِمْ cesetlerinde. وَبَارَكَ لَهُمْ Allah-u Teala bereket, bereketli kılmıştı. فِي اَرْزَقِهِمْ rızıklarında. وَثِمَارِهِمْ meyvelerinde. وَبَدَلًا مِنْ اَنْ يَشْكُرُ اللّٰهَ Onlar Allah'a şükretmeleri gerekirken, yani şükretmelerinin yerine عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ Bu nimetler üzerine وَيَحْمَدُ اللّٰهَ Ve Allah'ı hamd etmelerin yerine عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ işte hoş olan, helal olan şeylerle onları rızıklandığı için اَتَعُ şeytan Yani bunlar Yani Allah'a şükretmelerinin yerine, Allah'a hamd etmelerinin yerine, yani onlara bu nimetler karşılığında Allah'a şükretmeleri ve hamd etmeleri yerine ne yaptılar? Eta'u şeytan. Bunlar şeytana itaat ettiler. Ve keferu billahi. Allah'ı inkar ettiler. Ve abedu şecereten kebireten. Ve büyük bir ağaca ibadet ettiler. Kânet tusemma el-eyke. Hani diyor Eyke halkı Kur'an'a da geçiyor. Onlar işte el eyke denilen büyük bir ağaca, böyle çalısı büyük eyke ağacına taptılar. كَانُوا يَسْجُدُونَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ تَعَلَى Yani onlar eyke ağacına secde ettiler. Yani Allah dışında. مِنْ دُونِ اللّٰهِ تَعَلَى Allah dışında onlar eyke ağacına secde ettiler. وَمَعَ كُفْرِهِمْ بِاللّٰهِ Allah'ı inkar etmekle beraber كانوا يطففون المكيال والميزان كانوا idiler يطففون böyle eksiltiyordu طففe يطففوا تطفيف eksiltmek yani ölçüde ve terazide eksiltmek manasına geliyor hani Kur'an'ın başında işte ويلٌ للمطففين onlar hakkında inmişti onlar كانوا يطففون eksiltiyordu المكيال ölçüyü والميزان teraziyi tartıyı eksik yapıyorlardı ويأكلون مال الحرام haram mal yiyordu. فَبَعَثَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ شُعَيْبًا Bunun neticesinde Allah-u Teala Şuayb aleyhisselamı onların arasına elçi olarak gönderdi. فَدَعَاهُمْ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهُ Şuayb aleyhisselam da onları Allah, sadece Allah'ın ibadetine çağırdı. لَا شَرِيكَ لَهُ Yani hiçbir ortağı olmayan sadece Allah'ın ibadetine çağırdı. وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ هَذِهِ شَجَرَةِ Ve onları bu ağacın ibadetinden nehyetti, yasakladı. Ve emerehum bil adli ve onlara adaleti emretti. Ve nehahum anil zulmi. Onları zulümden, zulüm yapmaktan alıkoydu, nehyetti, yasakladı. Ve ademil ifsadi fil ardi ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamak için onları yasakladı. Fekale lehum, Şuayb aleyhisselam onlara şunu dedi. Ya kavmi abudullâhe. Ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Mâ lekum min ilahin gayri. Mâ lekum min ilahin gayru. Yani onun dışında sizin hiçbir ilahınız, hiçbir Rabbiniz yoktur. Sadece ve sadece Allah'tır sizin Rabbiniz. Ve evful mikyale
Ofun mikale yani ölçüyü bile tam yapınız, eksik yapmayınız. Bu mizane tartiye yani ölçü ve tartiyi tam yapınız, eksik yapmayınız. Fekanet icabetum onların cevabı şu şekildeydi. Len na'bude illa şecerete. Biz sadece ağacı tapacağız. Ve len nuvfiyel mizane. Biz ölçü ve tartıyı tam yapmayacağız, eksik yapacağız. Fehazzerehum Şuayb min ekli'l mal'il haram. Şuayb aleyhisselam onları haram mal yemekten uyardı. Ve havvefehum onları korkuttu min azabin nari cehennem azabından fil ahireti ahirette. Fekalu fillehu fi istinkar. Onlar da Şuayb aleyhisselama böyle inkarcı bir şekilde şunu dedi. Ya Şuayb, ey Şuayb, esalatuke te'muruke, senin namazın mı sana emrediyor ennetruke, yani bizim terk etmemizi, makane ya'budu aba'una min esnam, işte atalarımızın, babalarımızın işte taptıkları putları terk etmeyi namazın mı sana emrediyor? Ev enne tasarrufe ya da tasarruf etmemizi fi emvalina mallarımızda ala hurriyetina özgürlüğümüz üzerine kemaneşav istediğimiz gibi. Yani diyor senin namazın mı emrediyor? Yani işte babalarımızın, atalarımızın taptıkları putlara ibadet etmeyi, terk etmeyi ve mallarımızda yani böyle özgür bir şekilde, istediğimiz şekilde tasarruf etmeyi, terk etmeyi namazın mı sana emrediyor diyor. İnneke le entel halimul muteenniyu fi hukmihi. Diyor şüphesiz sen halimsin, sen yumuşaksın, el muteenni böyle yavaş davranan, böyle sakinsin, fi hukmihi hükmünde. El aqilu diyor sen akıllısın, el muteravvi. Muteravvi bile yani bir şeyi yapmak istediğinde bile onun böyle iyice araştıran, iyice düşünen, yani sağduyulu. Yani diyor sen sağduyulu birisisin. وَبَدَعُوا يَسْخَرُونَ مِنْ شُعَيْبٍ Ondan sonra ne yaptılar? وَبَدَعُوا başladılar يَسْخَرُونَ alay etmeye مِنْ شُعَيْبٍ Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'a alay etmeye başladılar. وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ Onunla dalga geçiyorlardı. كَمَا فَعَلَتِ الْاَقْوَامُ السَّابِقَةُ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ işte yani geçen eski toplulukların peygamberlerle yaptığı gibi onlar da Şuayb Aleyhisselam'a karşı bunu yaptılar, onunla alay ettiler. Yani kema faalet yaptıkları gibi el akvam sabiqdu eski topluluklar ma'lem bi'ye peygamberlere karşı. Fahavle Şuayb aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam çabaladı en yüzekkirehum onlara hatırlatmayı bi ni'amillahi teala aleyhim onlara Allah'ın onlara olan nimetlerini hatırlatmayı ve yed'uvehum ve Şuayb aleyhisselam onları davet etmeye çabaladı. İle tevbedi tevbe etmeye ve istiğfari istiğfar etmeye. Kailen lehum onlara şunu diyerek. Vestagfiru rabbakum. Rabbinize istiğfar ediniz. Yani günahlarınızı bağışlamayı talep ediniz. Min zunubikum yani günahlarınızdan. Thumme tubu ileyhi sonra Allah'a tevbe ediniz. Ve'melu salihan yani iyi şeyler yapın. İnne Rabbi şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'in acıyandır, Azimur Rahmeti, rahmeti büyüktür. Vedudun benim Rabbim bile çok veduttur, çok seviyor. Keti yani vedud yani ketir mevdeti yani çok seviyor yani bile. Fe innekum in faaltum zalike diyor şüphesiz ki siz eğer bunu yaparsanız yumetti'ukum sizi böyle donatır yani size böyle verir sizi faydalandırır metaen hasenen güzel bir meta eşya verir fi dünyada da ve ahirette ahirette de. Eğer siz bunu yapsanız böyle güzel şeyler yapsanız Allahu Teala yani hem dünyada hem ahirette de güzel şeylerle sizi donatır, size verir, sizi faydalandırır. Metta'a bahar fiiliyle kullanıldığında yani bir şeyle faydalanmak, zevklenmek. Meta zaten eşyadır. Yani Allah Teala hem dünyada hem ahirette de size güzel şeyler verir. İştidadül haleti ve vuku'ul adabi durumun yani böyle aşırıya gitmesi, iştidat böyle aşırıya gitmesi, böyle şiddetlenmesi ve vuku'ul azabi ve azabın gerçekleşmesi. Felem yecit minhum illel irade. Şuayb aleyhisselam bulmadı minhum onlardan illel irade. Sadece yüz çevirmeyi gördü. Yani Şuayb aleyhisselam onları davet ettikçe onlar da yüz çevirmeye çalışıyorlardı. فَجَعَلَ يُخَوِّفُهُمْ
Şuayb aleyhisselam onları korkutmaya başladı. Min azabin lahi. Allah'ın azabından fi dünya, hem dünyada ve ahirette hem de ahirette. Fekale lehum. Şuayb aleyhisselam onlara şunu dedi. Ela tahşavne en yusibekum mislu ma asaba kavmu Nuhun. Mislu ma asaba kavmu Nuhun. Ela tahşavne. Korkmuyor musunuz en yusibekum size isabet etmeyi, sizin başınıza gelmeyi? Mislu ma asaba kavmu Nuhun. Nuh aleyhisselam'ın kavminin başına gelen, Nuh aleyhisselam'ın kavmine isabet eden şey gibi sizin de, size de isabet etmeyi, sizin de başınıza gelmekten korkmuyor musunuz? Ev ya da kavme Hud'un, yani Hud kavminin başına gelen, ev kavme Salih'in veya Salih aleyhisselam'ın kavminin başına gelen, minel helaki, helaktan ve damar yıkımdan. Ve ma kavmu Lut'un بِبَعِيدِينَ مِنْكُمْ. Ayette olduğu gibi Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. وَقَدْ عَلِمْتُمْ. Siz biliyorsunuz مَا نَزَلَ بِهِمْ. Onların başına gelen bir sebebi maasihim, onların isyanlarından dolayı, onların günahlarından dolayı. وَلَمْ يَتْرُكْ. Terk etmedi, bırakmadı Nebiyyullahi Şuayb'ın, Allah'ın peygamberi Şuayb aleyhisselam bırakmadı. طَرِيقَةً يَنْسَحُ بِهَا قَوْمَهُ. Yani tarikatın hiçbir yol bırakmadı. Yensahu böyle nasihat edeceği biha o yolla, o metotla kavmuhu, kavmine illa fealha. Yani herhangi bir metot, herhangi bir yol varsa, yani kavmini uyarmak için, nasihat etmek için illa fealha onu yapmıştır. Yani kavmini uyarmak için, onlara nasihat etmek için her yolu denedi. فَلَمَّا أَصَرُّ عَلَى الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالتَّكْذِيبِ. فَلَمَّا دَغَنْدَا أَسَرُّ. Yani ısrar ettiklerinde عَلَى الْكُفْرِ. Küfre ve zulmü, zulme ve tekzibi, yalanlamaya. قَالَ لَهُمْ. Şuayb aleyhisselam onlara şunu dedi. يَا قَوْمِ. Ey kavmim. اِعْمَلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. Yani yapabileceğiniz şeyi yapınız. اِعْمَلُوا yapınız. مَا اسْتَطَعْتُمْ. Yapabileceğiniz şeyi. عَلَى مُنْتَهَا تَمَكُّنِكُمْ فِي قُوَّتِكُمْ. عَلَى مُنْتَهَا بِلَى. Yani nihayetinde, sonunda. Temekkunikum, sizin yani size, yani size mümkün olabilecek yani şeklin en nihayeti olarak fi kuvvetikum, gücünüzde. Yani siz yani en az, yani siz neyi yapabiliyorsanız yani Allah için onu yapınız ki Allah Teala sizin başınıza azap getirmesin diye. Yani i'malu ya kavmi, ey kavmim, i'malu, yapınız. Mestata'tum, yapabileceğiniz şeyi. Ala muntaha, en son temekkunikum, sizin yani imkanınızda olan, fi kuvvetikum, gücünüzde. Yani en son olarak yani bile yapabileceğiniz şey ne varsa onu Allah için diyor yapınız. İnni amilun ala mekaneti ve haleti. Şuayb aleyhisselam diyor, ben de amilim, ben de yapıyorum. Ala mekaneti, yani kendi mevkimde ve haleti, kendi durumumda. Ve gaden, yarın, sevfe te'alemune, bileceksiniz men ye'tihi azabun yuhzihi ve yudilluhu fi dunya ve ahireti. Diyor, yarın bileceksiniz men ye'tihi, işte kime geleceği azabun yuhzihi, böyle yani azabın böyle alçatıcı, böyle rezil edici, hor edici azap kime geleceğini yarın görürsünüz. Ve yudilluhu fi dunya ve ahireti, yani hem dünyada hem ahirette işte böyle zelil kılan, böyle küçük düşüren, böyle rezil kılan azap kime geleceğini yarın öğreneceksiniz. وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ. Ve kim sözünde, kim yalancıdır, onu da göreceksiniz yarın. فَقَدْ قَالُوا. Onlar böyle dediler. لَنْخُرِجَنَّكَ. Kesinlikle seni çıkaracağız. يَا شُعَيْبُ. اَيْ شُعَيْبُ. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْكَ. Ve seninle beraber, seninle iman edenleri çıkartacağız. مِنْ قَرْيَتِنَا. Kasabamızdan, köyümüzden. وَقَالَ لَهُمْ بِاسْلُوبٍ فِيهِ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ. Şuayb aleyhisselam da onlara şunu dedi. Bir üslubun, bir üslupla, fihi, o üslupta vardı, tehdit ve vaid, böyle o da tehdit. Yani böyle tehditvari bir üslupla onlara şunu dedi. وَانْتَظِرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. وَانْتَظِرُوا بَكْلَيْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Acıklı azabı. اَلَّذ۪ي. O azap ki سَيَقَوْ عَلَيْكُمْ. Yani sizin başınıza gelecek, sizin başınıza patlayacak o acıklı azabı bekleyiniz. اِنِّي مَعَكُمْ. Şüphesiz ki ben de sizinle beraber minel muntazirin, bekleyenlerdenim. Ve huve tehdidun ve vaidun men vethaka bi rabbihi ve bi va'dihi. O bir tehdit, bir vaid, yani o vaat, yani o da bir söz, yani bir tehditvari bir söz.
Men bu kimin tehdididir? Men o kimsenin ki vesaka vetika güvenen bir Rabbihi Rabbine ve bi va'dihi ve Rabbinin vaadine güvenen kişinin tehdididir. Ve entezer el kuffaru el azab ellezî seyenzilu bihim. Kafirler başlarına gelecek, başlarına inecek, çatacak azabı beklediler. Ve ezinallahu Allahu Teala izin verdi bil azabi azaba ba'de en keferu inkar ettiklerinden sonra billahi Allah'ı. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Allah'ı inkar ettiklerinden sonra Allahu Teala azaba izin verdi. Fe asabahum harrun şedidun onlara aşırı şiddetli bir sıcaklık isabet etti. Fera'u Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi halkı gördü. Sahabeten bir bulut gördü fi semai gökyüzünde. Fezannu sandılar enne fiha zillu vel meteru. Yani o bulutta gölge ve yağmur olduğunu sandılar. Feştema'u tahtaha o bulutun altına toplandılar. Fe izâ hiye sahabetun fiha şerarun min nârin. Bir de ne görsünler? Fe izâ bir de ne görsünler? Hiye o bulut, sahabetun bir buluttur. Fiha onda vardır. Şerarun min nârin. Yani ateşten kıvılcımlar, şerer. Yani ateşten kıvılcımlar vardı. وَلَهَبٍ عَظِيمٍ ve büyük alev vardı. ثُمَّ جَاءَتْهُمْ سَيْحَةٌ sonra onlara bir çığlık geldi mine semai gökyüzünden. وَرَجْفَةٌ bir titreme. وَزَلْزَلَةٌ bir sarsıntı mine الْعَرْضِ yeryüzünde. فَمَاتُوا جَمِيعًا hepsi o kafirler bütünü öldüler. فَأَصْبَحُوا oldular فِي دَارِهِمْ evlerinde جَاسِم۪ينَ yani böyle sönük bir şekilde oldular. Yani böyle sönük bir şekilde, böyle ruhsuz yani bir şekilde oldular. Ve vucuhum munkebbetun alel ardi, böyle yüzleri de munkebbetun böyle düşmüştü, atılmıştı alel ardi yeryüzüne. Böyle yüzüstü yere atılmışlardı. Munkebbetun ala munkebbetun ala vucu yani diyor yüz inkeb ala vucu bir tabirdir. Yani yüzüstü düşmesi, atılması. Ke'en lem yuqimu fiha, sanki onlar yani o toprakta sanki hiç ikamet etmemişlerdi. Yani böyle bir şekilde yani ölmüşlerdi. Ki enlem yok mu sanki hiç ikamet etmemişti fiha o topraklarda. Sümme kâle Allahu Teala, sonra Allahu Teala böyle dedi. Ela bu'den, ela dikkat ediniz. Bu'den yani helak olsun diye Medyen'e, yani Medyen halkına, Şuayb Aleyhisselam kavmine. Kema ba'idetis semud, yani semud helak olduğu gibi semud kavmi. Yani helaken ayetin manası helak olsun lahum onlara kema heleket semudu semud kavmi helak olduğu gibi. Ve lemma ra'a Şuayb aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam gördüğünde mahalle inen billezine keferu kafir olan kişilerin başına gelen şeyi gördüğünde min kavmihi kavminden minel mevti ölümden ve helaki ve helaktan. Kale lahum onlara dedi ya kavmi ey kavmim lekad eblagtukum. Ben size tebliğ ettiğim, ulaştırdığım Risalati Rabbi Rabbimin risalelerini, mesajlarını ve ma fihi selahukum ve içerisinde sizin salahınız, iyiliğiniz olan fil maaşi hayatta ve maadi ahirette ve men beşşere ve enzere fekad a'zere. Diyor bildiğiniz gibi men beşşere kim müjdelese ve enzere uyarsa fekad a'zere o mazur görülür, o görevini yapmıştır. فَكَيْفَ يَحْزِنُوا عَلَى قَوْمٍ عَسَوْهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَكَانُوا كَافِرِينَ فَكَيْفَ نَصِلْ يَحْزِنُوا حَزَنَ يَحْزِنُوا yani hüzünler, yani üzüntü duyar عَلَى قَوْمٍ عَسَوْهُ yani ona isyan eden bir topluluk üzerine nasıl yani üzüntü duyar وَلَمْ يُؤْمِنُوا ve iman etmeyen وَكَانُوا كَافِرِينَ ve kafir olan kişilere. Yani Şuayb Aleyhisselam elinden gelen her şeyi yaptı. Artık onların başına azap geldiyse bu Allah'ın bir emridir. Yani ona isyan eden, ona iman etmeyen ve kafir olan kişilere nasıl üzülür ki? Ve bihada işte bununla neccallahu Allahu Teala kurtardı Şuayben Şuaybi vellezine amenu ma'ahu ve ona iman eden kişileri ve ehlekellezine keferu ve kafir olanları da helak etti bil azabi azapla bi sebebi küfrihim küfürlerinden dolayı billah yani Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı ve ibadetihim şecerete ve ağaca taptıklarından dolayı ve eklihim emvalen nasi bil batili ve insanların mallarını batıl yolla yedikleri için Allahu Teala onları azap ile helak etti.
فوائد القصة bu kısanın faydaları. Birincisi, اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَ الْاَنْبِيَاءَ لِلنَّاسِ Allah-u Teala insanlara peygamber gönderdi. لِدَعْوَتِهِمْ insanları davet etmek için. لِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهُ sadece Allah'ın ibadetine. İkincisi, الْعِبَادَةُ ibadet la tekunu olmuyor. اِلَّا لِلّٰهِ وَحْدَهُ sadece Allah'a olur. Üçüncüsü, الْاِفْسَادُ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak. وَغَشُ النَّاسِ ve insanları aldatmak. مِنْ اَسْبَابِ الْهَلَاكِ helak olmanın nedenlerindendir. Dördüncüsü, الْاِبْتِعَادُ عَنْ اَكْلِ الْحَرَامِ haram mal yemekten uzaklaşmak. Beşincisi, الصَّلَاةُ namaz tenha yasaklar alıkoyar. عَنِ الْفَحْشَيِ yani böyle fahiş çirkin şeylerden وَالْمُنْكَرِ ve o da çirkin yani kötü şeylerden alıkoyar. Altıncısı, الْعَدْلُ عَدَلَتْ بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasındaki adalet. مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ mümin kişilerin niteliklerindendir. وَهُوَ اَسَاتُ الْمُلْكِ o da yani mülkün yani saltanatın temelidir. Yedincisi, مِنْ عَدْلِ اللّٰهِ Allah'ın adaletindendir. اَنْ يُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ müminleri kurtarması. وَيَنْتَقِمَ مِنَ الْكَافِرِينَ ve kafirlerden intikam alması. Bu Allah'ın adaletinden sayılıyor. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Anlaşılmayan bir yer varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir derse görüşmek üzere. Esselamu aleyküm.